Geldik, mavi evin önündeyiz. Yapımı konusunda da biraz bilgi verebilir misiniz? Ne kadar sürdü? Maliyeti ne oldu? Fabrikayı yaparken tabii sonlardan bir tanesi işte çatısı akma yapıyor mu? Mesela apartmanda. Aman dikelim, gidelim, yetiştirelim, paylaşalım. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can dostlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Bizim keyfimiz çok yerinde, çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel insanlar tanıdık bugün. Evet, bugün çok güzel bir röportaj yaptık. Yayınlanan ikinci röportajımız olacak bu. Röportajımızı Kaza Blue ile yaptık. Namı diğer YouTube'da da stajyer köyü. Dersimize çalıştık, bir sürü de soru hazırladık. Şimdi dilerseniz röportaja geçelim. Hadi bakalım. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ailenizden bahseder misiniz? Tabii. Sen başla istersen. Merhaba, ben Cüneyt. İzmitliyim. Doğayı, seyahat etmeyi, özellikle araştırmaya dayalı yazılar okumayı, arkadaşlarımla uzun sohbetler etmeyi seviyorum. 2018 yılından beri de köy hayatına adapte olmaya çalışıyorum. Merhabalar, ben de Demet. Ben zaten buralıyım. Sakarya, Gevreliyim. Çocukluğum benim burada geçmişti. Şimdi dediği gibi bir oğlumuz var. Onun doğada daha güzel zaman geçirebilmesi için buradaki evi yapmaya karar verdik. Evet, çok da güzel bir ev olmuş. Peki neden şehirden kırsala göç etmek istediniz? Yani şehirde bir hayatınız vardı zaten. Evet. Nasıl oldu da buraya gelmeye karar verdiniz? Ya biz zaten doğayı seviyoruz. Özellikle de sık sık kamp yaparak bu özlemimizi gidermeye çalışıyorduk. Ama artık doğada daha bir kalıcı hale gelmek, daha uzun soluklu yaşayabilmek, daha doğanın içinde olabilmek için böyle bir tercihte bulunduk. Demet dedi ki ben zaten buralıyım. Yani memleketiniz burası olduğu için mi burayı tercih ettiniz? Özellikle Geyve'yi. Yani biraz o sebepten. Evet. Biraz bize yakın olmasından kaynaklı. Bunun oturduğumuz bölgeye yakın olmasından kaynaklı. Bir de insan bir anda çok uzak bir yere gitmeye cesaret edemiyor açıkçası. Bizim için belki burası bir ön çalışma mı diyeyim, başlangıç. Ne diyeyim? Başlangıç ya olabilir. Ya doğaya gitmek istediğimizin şeyi şu, özelliği şu. Yani biz tamamen insanlardan kopalım, insanlardan uzakta yaşayalım istemiyoruz. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Onlarla beraber olalım. İnsanlardan ayrılmayalım ama sessiz sakin bir hayat sürelim istiyoruz. Hatta bunun bazen örneklerini yaşıyoruz. Burada otururken arkadaşımız bize telefon açıyor. Diyor ki abi ne yapıyorsunuz? Hamakta sallanıyoruz. Ya bir kahve içmeye geleceğiz. Geliyorlar, sohbet ediyoruz, zaman geçiriyoruz. Dediğimiz gibi uzaklaşmak istemiyoruz aslında arkadaşlarımızdan. Burası da ata toprağı olduğu için eşimin burayı tercih ettik. Evet. Zaten aslında birazcık da adı isminde saklı, yani nedeni biraz isminde saklı gibi değil mi? Stajyer köylü. Aynen. Peki ya tam zamanlı burada olmayı düşünüyor musunuz? Yani açıkçası ilerleyen dönemlerde böyle bir planımız var. Ama sosyal bir hayatımız var, sosyal bir çevremiz var. Buraya tam anlamıyla hazır hissedebilecek miyiz kendimizi? Biraz bunun denemesini yapıyoruz. Hem burada ne kadar kaliteli vakit geçirebiliriz, ne kadar verimli yaşayabiliriz bunu görüyoruz. Ama ilerleyen 5 yıl sonra diyebilirim yani böyle bir niyetimiz var. Ya arka fonda bu arada ev çok güzel gözüküyor. Neden prefabrik bir yapı seçtiniz? Prefabrik yapıyı şundan dolayı seçtik. Buraya ev yapmaya karar verdiğimizde birkaç ustayla falan görüştüğümüzde betonarme evi yapabilmek için farklı farklı ustalarla çalışılması gerekiyor. Temelini başkası atıyor, binayı başkası yapıyor, pimapenin, içinin fayansının, laminantının buna harcayacak enerjimiz yok, zamanımız yok, bununla uğraşacak tecrübemiz yok. Ama prefabrik evde anahtar teslim bir sistem geliştirmişler. Temelinden evin içindeki tamamen bütün her şeyi kadar yapıyorlar. Teslim ediyorlar. O yüzden bu prefabrik evi tercih ettik yani. Prefabrik ev birçok kişinin aslında ilgilendiği, merak ettiği bir durum. Ya birazcık prefabrik evlerin artı ve eksilerinden bahseder misiniz? Neler tecrübe ettiniz? Şimdi prefabrik ev teknolojinin gelişmesiyle beraber artık ileri teknolojiyle üretilen bir ev haline gelmiş. Yani 50 yıl bir garantisi var evin. Betopan diye bir malzemeden yapıyorlar. Betopan malzemesi sıkıştırılmış beton tozu. Yani herhangi bir çivi bile çakamıyorsunuz buna. İçinde strofor var yaklaşık 10 santimlik. Ve ondan sonra da alçıpanla kaplanıyor. Şu ana kadar bir olumsuz şeyini yaşamadık prefabrik evimizin. Evet. Herhangi bir akma, herhangi bir çatlak, çok rüzgarda sallanma. Hatta biz bu evi yaparken burada bazı köylüler bize geldiler dediler ki ya bu ev buradan uçar.
Evet, yıkılır. Yıkılır. Çok rüzgar oluyor burası. Yani 4. sene bitti, 5. seneye girdi. Biz eve herhangi bir tadilat da yapmadık. Sadece bir boyadık evi. Boyası artık güneşten soğumuştu. 5 yani yıllık mı bu ev? 5 yıllık. 2018'de yaptık. Evet. Yani biz memnunuz prefabrik evden. Biz memnunuz. Hiçbir, yani çok nadir eksi vardır diyelim. Evet, çok çok az eksikleri var. Çok. Peki evde ısınma ve soğuma ile ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Genelde prefabrik evlerdeki soru işaretlerinden bir tanesi de işte ısınmaz, çok sıcak olur, soğumaz. Yani yazında işte soğuma problemi yaşarsınız gibi. Yani öyle bir sıkıntımız olmadı. Olmadı. Yani ama sadece biz zaten yüksek bir bölgede oturduğumuz için yaz geceleri bile soğuk olabiliyor. Isınma UFO ile bile ısındığımız oldu. Bir sobamız yok şu an devamlı burada oturmadığımız için. UFO ile de ısınabiliyoruz. Yazında normal kendi evlerimizdeki gibi diyebilirim. Normal bir sıcaklık oluyor. Ekstra durulmayacak ya da hamam gibi diyebilirim. Öyle bir sıcaklık hiç yaşamadık. Peki yapımı konusunda da biraz bilgi verebilir misiniz? Ne kadar sürdü? Maliyeti ne oldu? Prefabrik evin yapımı eğer anahtar teslimi istiyorsanız bir ayı buluyor. Evet. Çünkü atılan betonun zaten kuruması 10 gün 15 gün sürüyor. Üstünün montajı da yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bir ay içerisinde teslim ediyorlar. Bizim yaptırdığımız dönemde metrekaresini anahtar teslim 700 liradan yaptırdık. Ama şu anda metrekaresinin 4000 liradan yapıldığını biliyorum. Geldik, mavi evin önündeyiz. Mavi evin mavi kapısından bir geçelim önce. Evin, bahçenin her tarafı böyle o kadar güzel detaylarla bezeli ki. Yani nereye bakacağımı şaşırmış bir haldeyim. Bu çok hoşuma gitti. Çok dekoratif buldum, çok tatlı buldum. Oyuncukları çok seven biri olarak. Bak orada bir küp var Deniz. Sarmaşıklar, her şey çok güzel gözüküyor. Aradığımız huzurlu bahçenin olmazsa olmazı hamaklar. Biz de kendimiz yapmıştık hamamı biliyorsunuz. Fenerler, şemsiyeler. Çok güzel böyle sıcak bir dekor yapmışlar. İşte insanın kendi evi olunca detaylarla birazcık daha bezeyebiliyor. Kiralı olanlar maalesef beni daha iyi anlayacaktır. Burada semaverimiz kaynadı, çayımızı içtik. Evet, eve doğru geçelim mi? Geçelim. Gökhan merhaba. Hadi gel eve gezelim. Denizcan ayakkabılarını çıkarırken varsa stresini kapında bırakıyorsun. Nereye getirmiyorsun? Yine duvarlarda böyle güzel güzel detaylar var orada. Böyle çok trend olan salıncaklardan var. Gök mavisi, şey duvar üstünde bu kuşlar çok güzel durmuş değil mi? Çok beğendim. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hop, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne taraftan başlayalım abi? Biz gördük ama. 75 metrekare bir evimiz. Bu taraftan başlayalım. Salon. Buyurun. Burası evimizin salonu. Mutfak salonu beraber yaptık. Burada yaşam alanımız var. Günümüzün çoğunu bahçede ve verandada geçiriyoruz ama akşamları buraya. Burası kaç metrekareydi abi? Toplam 75 metrekare. Salonumuz 24 metrekare. Burası yatak odamız. 12 metre burası. Prefabrik evi yaparken tabii sorulardan bir tanesi işte çatısı akma yapıyor mu? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Yani göründüğü gibi herhangi bir akma yok. Herhangi bir patlama, herhangi bir çatlak. Zaten izolasyonlu olarak yaptınız. Herhalde abi bunu izolasyonsuz prefabrik konut yapanlar böyle sıkıntıları çok yaşıyor. Olabilir, olabilir. Yani herhangi bir izolasyon varsa böyle sıkıntılar yaşanmıyor. Yaşanmıyor, yaşanmıyor. Herhangi bir izolasyon ve dışında sıva varsa herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Banyomuz burası. Burası 3 metrekare. 9 metrekare işte burası. Gayet geniş aslında. Bir ailenin yaşayabileceği bir ev. Yani 75 metrekare tam net kullanım alanı var. Verandamız da 13 metrekare kapsıyor. Peki güzel bir bahçeniz var, köydesiniz, yarı zamanlı da buradasınız. Doğal beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Kısmen diyebilirim. Çünkü belki devamlı burada yaşıyor olsaydık kendimiz daha rahat eker biçerdik. Çünkü siz de biliyorsunuz ki ektiğiniz zaman devamlı bakmanız gerekiyor, sulamanız gerekiyor. Biz gidip geliyoruz. Yazın buradayız ama kışın burada değiliz. Yani çok fazla ben açıkçası yarı diyeyim yani doğal beslenebiliyoruz. Yani kendi yaptığımız ürünler, evet. Doğal ürünler
oradan besleniyoruz. Ama şimdi burada tavuk beslemediğimiz için, küçük baş hayvan beslemediğimiz için süt ürünleri, tavuk gibi şeyleri ancak dışarıdan temin edebiliyoruz. Köye geldiğimiz zaman köydeki yaşayan insanlara baktık. Hepsi yiyeceklerini kendileri yapıyorlar. Biz de böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Sağ olsun eşimin annesi de bize önderlik yaptı. Bazı yöresel ürünlerimizi yaptık. 4 çeşit reçel yaptık. Şeftali reçelimiz var, vişne reçelimiz, ayva reçelimiz var, çilek reçelimiz var. Bir de böğürtlen reçelimiz var. Düzeltiyorum, 5 çeşit reçelimiz var. Böğürtlenimiz var. Menemen sosumuz var. En meşakkatlisi de bu. Gerçekten bunu yapmak oldukça zor. Sabahın 6'sında rendelemeye başlıyoruz. Evet. Domatesleri. Hani bir gün önceden rendeleyeyim, kenarda beklesin, sonra yapayım. Mümkün değil. Ekşiyor çünkü domates. Çünkü. Sabahtan akşama kadar onu bitirmek zorundasınız. Merhabalar. Merhabalar. Kasa Blu'dan, Mavi Ev'den herkese selamlar. Geçen yıl en çok beğendiğiniz, en çok talep ettiğiniz verimini yapmak için bugün buradayız. Her şeyimiz hazır. Doğranmış biberlerimiz, rendelenmiş domateslerimiz, pudra ateşimiz ve en önemlisi biz hazırız. Hadi menemen yapmaya. Hadi kolay gelsin bize de. Domates salçamız var, biber salçamız var, karışık salçamız var, eriştemiz var, tarhanamız var. Eriştemizi bu sene sadece sade yaptık. Geçen sene ıspanaklı, kabaklı, havuçlu olarak yapmıştık. Çok çeşit yaptık ama genelde sade. Tercih edilmedi, evet. Bir evet. De tarhanamızı bebek tarhan olarak da yaptık. Bebeklerin yiyebileceği gibi içinde domatesi olmayan. Bunları ürettik. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey geldi başımıza. Dediğim ya işte bu kirlenmiş okyanusta küçük bir su damlası, temiz bir su damlası olabilirsek ne mutlu bize. Ben bunu 5 yaşındaki çocuğuma yediriyorum. Herkes yedirsin istiyorum. Ağır bir kanser ameliyatı olan bir takipçimizin annesi özellikle bizim salçamızı çok tercih ettiğini, ekmeğin üzerine sürüp yediğini, güvenle yediğini söyledi. Evet. Bu bizi çok mutlu etti. Ne mutlu ki bize tamamen doğal, tamamen katıksız, içinde herhangi bir katkı maddesi olmayan ürünleri sizlere ulaştırabiliyoruz. İnşallah daha geniş kitlelere ürünlerimizi ulaştırabiliriz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Temennimiz bu şekilde. Daha şu anda küçük bir müşteri kitlemiz var ama tabii, daha da aşamasındayız. Hani, evet, büyüyeceğimize inanıyorum. Butik olarak üretim yapıyoruz zaten. Evet. Hani bundan 500 kavanoz isteseniz yok. Her birinden 50'şer 100 kavanoz yaptık. Kim yapıyor? Annenizle beraber sadece siz mi ya da köyde istihdam sağlayabiliyor musunuz? Var mı şimdi yani? Köyde istihdam sağlayacak kadar zaten bir üretim yapmıyoruz yani. Yapmıyoruz. Yani ya da bir kişi, iki kişi var mı? Var. Yardımcı var, olan. Tabii. Var. Benim belki iş gibi değilse de yardım anlamında. Yardım anlamında var. Birkaç akrabam var, yakın akrabam. Bir de bu iş biraz daha titizlikle yapılması gerekiyor ya. Açıkçası çok da insan sokmayı tercih etmiyorum. Evet. O yüzden birkaç akrabam var. Zaten dediğim gibi burada benim çok akrabam olduğu için. Çünkü tek başına yapılabilecek iş değil. Değil, evet. Bayağı bir meşakkatli. Ya sırf şey erişte bile işte. Ya şimdi erişteyi birisi falan açıyor. Evet. Kesmesini birisi yapıyor. Tabii, tabii. Ama biz yani bu sene 5 kişiden fazla da ben evet. İşte Demet, annem, yengemiz var bir tane yardımcı oldu bize. Açacak, evet. Hamurunu yoğurması bir şey yani açılacak, tabii. Kesilecek, pişiyor. O, özellikle yani tarhanayı kaldırıyor. O şu şey yapmak. Çünkü tarhanayı şu elle yapıyoruz. Biz makinede ya da ne bileyim robotta yapmıyoruz. Elle bu şekilde bir yani çok zor gerçekten. Evet. Tek başına yapılmaz imkansız. Normalde de burada şey mi yani yaş tarhana da çok yapılıyor. Siz sadece satışı yapabilmek için mi kuru tarhana yapıyorsunuz yoksa burada normalde de kuru mu yapılıyor? Kuru oluyor. Çünkü yaş tarhana da çok yapılıyor. Evet yapanlar çok da yapanlar. Daha kolay oluyor filan dediler. Bizim genelde tercih ettiğimiz değil. Yani biz kuru tarhanı biraz daha uzun bildiğim, zaman. Da. Uzun zamanda tüketebiliyoruz en azından. Dolapta saklayabiliyoruz. Mesela şeyde salçada da şöyle bir şey oluşuyor. Genelde müşterilerimiz bize soruyor ki kuru salça mı? Hani ben de çok bildiğim bir şey değildi. Çünkü ben yıllardır bu çeşit salça yapıyoruz biz. Evde de bunu tüketiyoruz. Hayır bu mesela güneşte kurutulup yapılan bir salça çeşidi varmış. Evet. Bu şekilde değil. Bu kaynatarak onun ateşinde. Güneşte kurutulan salça. Cüneyt Bey, yani Sakarya'nın iklimi, havası zaten bir şey kurutmaya müsait bir hava değil. Ya bir de çok şöyle bir şey var. Yani ben de çektim. Filiz Hanım, şimdi salçayı kuruttuğunuz zaman geriye bir tuz kalıyor. Evet. Domatesin şeyi kalıyor. Domatesin içindeki o etken madde güneşle beraber yok oluyor. Aslında salçadan alacağınız şeyi alamıyorsunuz yani. Bir tuzlu şey ama daha insanlar daha oluyor. Uzun süre gitsin. Evet. Daha çok sıvı olmasın diye düşünüyor ama esas salça bu yani. Evet. Ya rengi falan da çok güzel gözüküyor. Bu yemeği de kullanılıyor. Ekmeğin üzerine de sürülüyor.
daha kavurabiliyorsun da. Yoğunluk olarak da evet. Daha böyle bu biber salçası, bu domates salçası mesela. Evet, normal daha market yumuşak. Salçalar gibi değil. Evet, onlar da zaten hani ekstra muhtemelen renk içmişler kullanılıyor tabii, ve tabii. Kıvam içmişler kullanılıyor yani. Bizde mesela şunu da çok söylediler. Reçellerimiz sulu oluyor. Neden böyle diye sordular. Çünkü içinde hiçbir katkı maddesi yok. Ya katkı maddesi de olmadığı için daha tabii sulu oluyor ister istemez de. Şimdi mesela marketten aldığınız reçeli açık bırakın. Jürileşiyor. Evet. İçindeki keratinden dolayı. Bizde böyle bir şey olmuyor. Çünkü işte sadece şeker ve meyvenin kendisi ve su var. Birazcık güvenle alakalı gerçekten. Hı. Gıda olayı güvenle alakalı. Aynen. Ki hani burada tamamen buranın toprağında yetişmiş ürünü evet. değerlendiriyor olmanız çok güzel. Ki onu da yapayım, bunu da yapayım gibi böyle bir şey de yok. Yok. Hakikaten elinizde ne varsa, burada yetişebilen, ulaşabildiğiniz ne varsa onlarla bir şeyler yapmışsınız. Bu bayağı güzel. Ben çok beğendim yani. Bir de bitti mi bitti Filiz'e. Hani devamı yok. Bitti mi bitiyor bizde. Devamı mesela gelmiyor. Domatesler sabah toplanıyor. Geliyor bize o şekilde yani. Taze taze. Beklemiş domates vesaire de değil. Hı. Hani buradaki çevre gerçekten çok şanslıyız. Her şeye ulaşabilme imkanı da mevcut olunca her şey organik evet. daha taze oluyor. Belki tam zamanlı buraya geçerseniz ürün çeşitiniz bence gayri ihtiyar artar diye düşünüyorum ben. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Mutlaka artacaktır dediğim gibi. Yani işte üzümler zaten bayağı olacak burada. Yani yapraklar salamura olur. Mutlaka salamura satışımız olur diye düşünüyorum. Evet. Sonra işte pekmez olur. Belki işte bir pestil olur ya da işte peki. şey olabilir. Cevizli sucuk olabilir. Evet, bir şey yapılabilir. Evet. Yani ceviz var çünkü. Evet ceviz var. Şimdilik bunlarla gidiyoruz bakalım. Evet. Emekleme evet, aşamasındayız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gerçi burası memleketiniz ama köyde yaşayan insanlarla şehirde yaşayan yaşayanlar arasında nasıl farklar var? Yani o konuda objektif bir yorum yapabilir misiniz? Yani bizim bulunduğumuz bölge daha çok ben de tabii annem babam buralı olduğu için doğduğumdan beri yazlar da dahil devamlı burada olduğum için biz şanslıyız, sıcak insanlar. Geldiğimizde çok büyük problemler yaşamıyoruz. Bir uyum sorunu yaşamadık. Sadece köyde geleneksel ve alışılagelmiş bazı kalıpları kırmak zor. Evet. Hani bir şey yaparken diyorlar ki bu böyle olmaz. Ya bir deneyelim, olmaz. Ya bir deneyelim diyoruz. Evet. Denediğimiz zaman bakıyoruz olmuş. Ya bu oldu diyoruz. Tesadüf eseri olmuştur diyorlar. Evet. Ya o bir geleneksel şeyi bu kırılamıyor mesela yani. Mesela neydi o yani işte ekim dikimde mi yani işte bakımda mı ya da evle alakalı mı? Yani ben onu ağaçtan ilaçlamasında yaşamıştım mesela. Aralık ayında ağaçta ilaç atacaktım kışa hazırlansın diye. Onun bir ilacının hazırlanma şeyi var. Ben hazır ilaç aldım geldim. Dediler hazır ilaç olmaz. İlla burada hazırlanması lazım. Ben dedim hazırlanmış ilaç işte. Olur olmaz attık ilaçları ağaca. Oldu gayet de güzel oldu. Hatta bazıları dediler ki o ilacı nereden aldıysan bize de getir, biz de uğraşmıyoruz dediler. Biz de bir şeyler katıyoruz demek ki bu insanlara. Bizim de son yaşadığımız dönem aslında biraz edindiğimiz tecrübelerden merak ettiğim bir şey daha var. Köyünüze dışarıdan biri gelecek olsa burada sizce kısa sürede adapte olabilir mi? Burada herhangi bir sıkıntı yaşar mı uyumla alakalı? Bence adapte olabilir. Olur, zaten bence adapte olur. Burası şu anda %70. İstanbul ve çevresinden gelen birçok insanla dolu. Burada genelde arazi alıyorlar ve ev yapıyorlar. Ve bu Türkiye'nin her memleketinde evet. insanlar gayet de uyumlu bir şekilde burada... Göç alan bir yer yani. Evet. Göç alan da bir yer. Evet. Göç alan da bir yer. Neden köye göç eden ailelerin büyük bir kısmı hemen YouTube kanalı açıyor sizce? Şimdi geçtiğimiz günlerde Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan bir arkadaşla görüştük. Dedi ki doğaya gitmek istiyoruz, köye yerleşmek istiyoruz ama şartlar buna uygun değil. Ama sizin gibi doğaya yerleşenlerle beraber röportaj yapıp geniş kitlelere köye yerleşmenin faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Herhalde birçok insanın özlemini duyduğu doğaya gitme, köyde yaşamak gibi özlemleri en azından bir YouTube kanalı kuralım. İnsanlar da gidemeyenler de izlesinler. Belki evet. onlara bir yol açarız. Hayır şey bence biz bu güzelliği yaşıyoruz siz de görün. Biz bu güzelliği yaşıyoruz siz de görün. Siz orada şehirlerde boğulun. Olabilir yani. Ya aslında birazcık bana şey gibi de geliyor. Eskiden çok fotoğraf çekinirdik ve herkesin evinde böyle birden fazla fotoğraf albümü olurdu. Bu da onun aslında hareket eden hali. Evet genişletilmiş yani, hali biraz. Evet. Hani,
Peki bir şey daha soracağım. Köy hayatı YouTube videolarının yani konut, arsa fiyatlarını arttırdığını düşünüyor musunuz? Etkiliyor mu sizce YouTube kanalları artışlarını? Ya evet. Kesinlikle. Evet, kesinlikle etkiliyor. Yani burada birebir yaşadığımız 30 bin liraya satın aldığı araziyi tabii pandeminin de etkisiyle beraber evet, pandemi de çok 200 bin lira gibi oldu. Fiyatta satan bazı insanlarla denk geldik. Etkilediğini düşünüyoruz. Peki köye göçen insanlar göçtükleri yere katkı sağlıyorlar mı sizce? Bence sağlıyorlar. Evet, kesinlikle. Bence sağlıyorlar. Yani hayata bakış açıları, şehirdeki edindikleri tecrübeyi köye yansıtması, eğer üretim alanındaysa daha bilgili, daha öğrenmeye açık yapıları olduğundan dolayı hani dediğim gibi az önce geleneksel üretimlerin, geleneksel yöntemlerin dışında bazı yöntemlerle katkı sağladığına inanıyorum ben. Peki çatışma oluyor mudur? Yani şehirden köye gelen insanlarla köyün yerlileri olabilir ya da başka göç eden aileler arasında bir çatışma oluyor mudur sizce? Kültürel bir çatışma belki. Evet, bence oluyordur. Sonuçta bir buradaki insanların bir yaşamışlığı, yaşanmışlığı, alışagelmişliği var. Bir de göç edenlerin yaşamışlığı var. Tabii getirdikleri bir yaşam tarzı evet. Var, yaşam formu var. Evet. Hani biz bunu burada yaşamadık ama yaşanıyor olabilir. Evet. Diye düşünüyorum. Ya bizim çünkü yakın çevremizde de akrabalarımız da çok. Yani halılarımız, amcalarımız. Onlar da çok. Siz şanslısınız. Evet. Sakarya'da yer alan Geyve'de yaşamak beklentilerinizi karşıladı mı? Yani bu evi farklı bir yerde yapsaydık diyor musunuz yoksa memnun musunuz buradan? Buna ben cevap vereyim. Evet. Ben buralı olarak. Açıkçası ben köy hayatını asla sevmeyen, köyde yaşamaktan hiç memnun olmayan bir insandım. Çünkü dediğim gibi çocukluğum benim burada geçti. Okul kapanır biz buraya gelirdik. Benim açıkçası bağa gittiğimizde bağda yürüyemezdim bile. Ya böcek gelir ya yılan çıkarsa diye. Ama şu anda çok farklı düşünüyorum. Çünkü çok seviyorum burayı. Bir şeyler yapabiliyoruz. Kendimizi rahat hissediyoruz. Şehirde yapamadığım birçok şeyi burada yapabiliyorum. En önemlisi toprağa basıyorum. Hiçbir şey yapmasam bile toprağa basıyorum. Binaların arasında yaşıyoruz maalesef. Bu sebepten ben açıkçası hani çok mutluyum. Uzak kalınca kıymetini biraz anladığınız evet, gibi mi oldu? Evet, biraz öyle. Şu anda ben mesela hayatım boyunca salça yapmamışımdır, menemen yapmamışımdır, annemler yaparlar. Şu anda oturuyoruz hep beraber. Ben rendeliyorum da. Hani bunlar hiç benim bilmediğim şeylerdi. Ne bileyim bir toprak kazayım, bir ağaç dikeyim. Bunları bilmiyordum. Şu anda hem öğreniyorum hem seve seve yapıyorum. Bu sebepten ben çok çok mutluyum. Köye geldiğimizde bir de şunu eklemek istiyorum. Şehirde yapamadığımız en önemli şeylerden bir tanesi burada kökleniyorsunuz, besleniyorsunuz, büyüyorsunuz. Yani biz apartmanda balkon çiçekçiliğinden başka bir şey yapmamış bir aileyiz. Burada ağaç bakıyoruz, ağaçları buduyoruz, meyveleri topluyoruz. İşte eşimin dediği gibi salça yapıyoruz, menemen yapıyoruz, tahrana rendeliyoruz. Bunlar bizim için gerçekten bize kattıkları çok şey oldu bu köyün. Şimdi bu evi yaptığımızda burada yaklaşık bir 10 tane falan ağaç vardı. Onun haricinde 30'a yakın ağaç diktik buraya biz. Elma, armut, kiraz, vişne, aklınıza gelecek bütün çeşitli ağaçları diktik. Bazı ağaçlarımızdan da meyve almak için uğraşıyoruz. Özellikle armuttan, kirazdan. İnatla ilaç atmıyorum. Tamamen doğal olsun doğal istiyorum. Olarak. Herkes doğal olsun istiyorum. Fakat armutta armut karısı diye bir hastalık var. O armuta yapışıyor. Diyorum ki arkadaşlarıma topladıktan sonra bunu dağıttığım zaman üzerindeki lekeye bakmayın. Tadı tamamen güzel. Doğal olması, aynen. Tadı güzel. Onu alın, içindeki lezzeti alacaksınız diye. Yani ağaçlarımızın hiçbirisinde ilaç yok. Sadece Aralık ayında donmasın diye ağaçlar. Attığım bir ilaç var. O da gözyaşı taşıyorlar. Kireç diye yapılan bir ilaç. O da ilaç değil. O da ilaç doğal değil. Doğal bir solüsyon. Ağacın koruması için. Onun haricinde herhangi bir şeyimiz yok. Bu arada ürünlerimizi yaparken de atı tohumundan faydalanıyoruz. Burada ürünleri aldığım köylü arkadaşlar var. Onlar sabah biz gidiyoruz toplamaya diye haber veriyorlar bize. Öğleden sonra geldik diyorlar. Tamamen ata tohumundan doğal ilaçsız ürünlerle yapmaya çalışıyoruz. Bu sene şunları ektim. Kafası düşmüş herhalde böyle bir şeyler. Bu sene Deniz arkada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun aşkım? Bahar abi. 20'ye yakın asma ektim. 3 sene önce bir asma ektik buraya. Yaprağından da çok güzel faydalandık. Dedik ki bu yaprak işini biz büyütelim.
Yaprak için mi, üzüm için mi dediğin gibi? Hem yaprak üzüm için. Hem yaprak için. Kaç kök ektiniz abi? 20 kök ektik. 20 kök ektik. Beyaz üzüm mü? Yukarı doğru. Yani beyaz üzüm abi. Siyah kaydı. Burada evet kokulu o şey üzüm kokulu çok şey var. Üzüm. Ha, onun evet, için sordum. En çok o olur. Ay, çok da lezzetli bir şey onun gerçekten. Geçen verandada geçen sene 3 sene önce denedik, diktik çok da güzel oldu. Hem hı, yaprağı hem üzümü. O zaman bunu yedik benim. Hatta daha bir oldu dikelim. Armut da şu abi herhalde. Armut da o. Bir tane de armutum var aşağıda küçük. Bunlar kiraz. Kiraz ağaçlarımız. Kirazımız da burada güzel olur. Napolyon kirazı olur. Eriğimiz var, incirimiz var. Cevizimiz var. Kendimize yetiyoruz. Kendimize yetiyoruz yani. Kaç dönüm burası? 1,5 dönüm. 1,5. Tam 1,5 dönüm. Şey ama şu anda meyve ağaçları var. Normal ekim yapmadınız değil mi siz hiç normal burada? Normal ekim yapmadım. Domates yani vesaire. Sebze ekimi yapmadınız. Sürekli sebze güneş olması gerekiyor. Çünkü onun ilk güneşin sulanması gerekiyor. Dibinin temizlenmesi gerekiyor. Artık onu stajyerlikten kadroya geçtiğimiz zaman yapacağız inşallah, değerlendireceğiz. Sen armutu çekerken biz Cüneyt Bey'le biraz sohbet ettik de bu ceviz kendi kendine kendi çıkmış. Kendi bitti orada. Abi birisi cevizi yemiş demek ki. Bir tanesini ekmeği atmış oraya. Peki abi ceviz veriyor mu? Genelde evet, cevizi aşılamadan vermez diyorlar çünkü. Bir ay önce topladık değil mi? Bir ay önce topladık. Bir ay önce topladık, 10 kilo kadar da ceviz çıktı içinden. O bayağı... Tabii 10 kilo kadar ceviz çıktı içinden. Bu seneki cevizimiz çıktı. Tadı nasıldı peki abi? Çok güzel. Beyaz ceviz bu. Beyaz ceviz. Beyaz ceviz. Cevizler bir beyaz bir kara oluyormuş. Onu da burada öğrendik. Bu beyaz ceviz. Peki aşıladınız da mı abi yoksa kendi doğal? Kendi doğal. Biri gelip aşılamış olabilir mi? Yok. Yok. Aşılama. Yani. Burada aşılanan bir tek bu ağaç var. Çünkü abi bizim Asos tarafında öyle bir şey vardı. Bir tane amca vardı oranın. Bir amcası artık kimse. Dolaşıyordu. Aşık, ağaç evet, gördüğü zaman kendi otomatik aşılıyordu. Sormuyordu kimin aşılayayım mı edeyim mi. Ha yok. Burada var. Adamı çağırıyorsunuz. Aşılatıyorsunuz ama biz bir tek bu eriği ağaçta attık, aşılattık. Sarı erikti bu. Aynı ağaçta iki farklı erik veriyor. İki farklı eri yiyebiliyorsunuz. O da aşılamadan kaynaklıymış. Bazı şeyler birbirine aşılanıyor. Ne bileyim bir dal dut, bir dal erik, vişne, bir dal bir şey vesaire olabiliyor. Ha, olabilir. Yapıyorlarmış. Abi biraz da şey var, ben onu gördüm. Genelde köylü insan bir şey yapmak istemiyor. Ya olanı bozuyor. Yani olanı bozuyor derken işte bağı bir şekilde iptal ediyor. Başka bir şey için kullanıyor burayı. Şehirden gelen insanlar da tekrar bunları diriltmeye çalışıyor. Ya abi şimdi burada yaşlarla konuştuğumuz zaman diyorlar ki ya biz gençliğimizde kirazın dibini çapaladık, bağın dibini çapaladık. Adamın hayatı böyle geçmiş, adam artık bıkmış. Evet. Şimdi biz apartmandan buraya gelince biz özlemle geliyoruz. Evet. Aman dikelim, büyütelim, yetiştirelim, paylaşalım. Adam yaptığı işten bıkmış. Yani adam 40 yıl düşünebiliyor musun? Bağ kazmış bilmem ne yapmış. Adam artık bağ görmek istemiyor. Evet. Bedensel olarak yarı zamanlı köy hayatı içindesiniz. Peki kafa olarak ne kadar köy hayatına adapte olabildiniz? Şimdi ben tam zamanlı burada olmadığınız için. Ben tam zamanlı buradayım. Öyle mi? Evet, çünkü sürekli yani kafa olarak buradayım. Sürekli düşünüyorum. Acaba şuraya şunu mu yapsak? Burada bunu mu diksek? Hatta bazen eşim diyor ki ya sen artık tamamen burayla itibatı kestin. Sürekli orayı düşünüyorsun diyor. Ben bedenen olmasa bile tam zamanlı olarak köydeyim. Benim daha zamanım var. Şu an tam zamanlı olabilir. Peki sevgili Demet ve Cüneyt, geçiminizi şu an nasıl sağlıyorsunuz? Şu anda özel bir firmada çalışıyoruz. Zaten tam zamanlı burada olmadığımız için. Ayrıca zaten yine devam ettiğimiz, evet, burada oluşumunu başladığımız bir işimiz de var. O işi de bir yandan geliştirmeye çalışıyoruz. Yani kirlenmiş bir okyanusta bir damla temiz su olsak bile, eğer sağlıklı gıdayı, sağlıklı besini birilerine ulaştırabiliyorsak bile bu bizim için bir mutluluk. O işimizi de açıkçası geliştirmeye çalışıyoruz. Burada tam zamanlı kalmak gibi planınız var mı? Yani kalırsanız da eğer organik yaptığınız şeylerle mi hayatınızı devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Yani tam zamanlı planınız ne aslında? Ya tam evet, tam zamanlı kalmayı düşünüyoruz ama biraz daha fiziki koşulların oluşmasını evet, gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bu fiziki koşulların önümüzdeki birkaç yıl içinde de planladığımız gibi oluşursa evet, tam zamanlı bir artık tamamen köy hayatına geçiş yapmak istiyoruz. Biz de kendi kanalımızda bu arada çok fazla hani bu tarafı merak eden, buradaki kiraları, arsa fiyatlarını, işte orada yaşam pahalı mı gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Şimdi ben de size Geyve'yi sorayım. Burada yaşamak sizce pahalı mı? Biraz daha uygun diyebilirim. Çünkü burada bir de şöyle bir şey var.
Sen toprağa bakarsan toprak da sana veriyor. Zaten böyle bir güzelliği var. Genel olarak daha uygun ama arsa fiyatları konusunda ya da evler konusunda pek bir fikrim yok benim de. Belki Cüneyt bilebilir. Pandemiden sonra fiyatlarda bayağı bir yükseliş eğilimi oldu. Arsa ve ev fiyatları konusunda. Ama genel anlamda toprağı ekersen, biçersen, kendi ürünlerini yetiştirirsen yaşamak burada biraz daha büyük şehirlere nazaran kolay. Peki köyde eğitim ve sağlık hizmetleri nasıl? İstediğiniz gibi ulaşabiliyor musunuz sağlık hizmetlerine mesela? Evet. Yani bir de şöyle aslında genişletelim soruyu. Diyelim şu anda buraya yerleşmek isteseydiniz. Yani evet. Çocuğunuzun okulu için burada yeterli bir eğitim var. İmkanı var mı? Ya da sağlık hizmetleri olarak istediğiniz zaman sağlık hizmetlerine ulaşabiliyor musunuz? İkisi de var ya burada. Evet evet. Konuda sıkıntı yok. O konuda, var. Yani eğitim alma konusunda da bir sıkıntı yok. Hatta hani, biz araştırdık da. Evet. Biz buraya taşınırsak devamlı. Dorukhan'ı hangi okula götürebiliriz, gönderebiliriz diye. Devlet okulunun yanında özel okullar da var. Yakın mesafede de var. Zaten hastane, bir devlet hastanesi var. Büyük bir devlet hastanesi. Hatta kaç kilometre? 20 kilometre ileride de. 24 kilometre ileride araştırma hastanesi var. Araştırma yani hastanesi var. İki şeye de ulaşmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Çok uç bir soru soracağım. Siz de burada uç bir cevap verebilirsiniz. Üç dilek hakkınız olsaydı eğer ne olurdu dilekleriniz? Para, para, para. Üçü de mi? Yok tabii şaka, işin şakası. Tabii kapital sistemin bu kadar esir olmuşken hemen parayı öne sürmek ister istemez insanın aklından geçiyor ama ya ben belki ütopik gelecek ama şu etrafı bir şeyle telle çevirtmek isterdim dileklerimden bir tanesi. Maliyetler çok arttı çünkü. Evet. Onun bir hesabını çıkarttık. Ya dedim çocuklarımızla beraber, ailemizle beraber, sevdiğimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla beraber mutlu bir yaşantı dilerdik. Evet, çok bir beklentim yok açıkçası çok. Bu hayattan. Yaşayacağım belki kaç yıl bilmiyorum. Biraz mutlu ve kaliteli yaşamak istiyorum. Kaliteli yaşamak. Tek istediğim bu yani. Bu. Arkada da zıplaya zıplaya gelen bir Mia var. Gel bakalım. Gel bakalım. Saçaklı. Gelecek mi? Bana gelecek. Hadi, gel. Gel, gel. Gel bakalım. Hoppa, misafir geldi. Evet. Bizim can dostlarımız, can bağlarımız, İstanbul'dan kaçış ailesinin üyeleri size ulaşmak isterlerse yani nasıl ulaşabilirler? Evet, bir Instagram adresimiz var. Bir de YouTube kanalımız var. Kasabulu 2E ile. Mavi Ev demek Instagram adresimiz. Evimizden kaynattı. Stajyer Köylü diye bir kanalımız var. Daha köylü olamadık. Ancak staj yapıyoruz. Kanalımızın da ismi Stajyer Köylü. Ulaşmak isteyenler buradan ulaşabilir. Onun adresleri de zaten ekranda bir yerlere iliştiririz diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı veda etmeden önce? Sosyal medyayı kullanıldığı zaman gerçekten çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar, paylaşımlar kazandırabiliyor. Sosyal medya sayesinde biz sizi tanıdık. Evet. Çok da memnun olduk. Sizle karşılaştık. Sizi tanımaktan, evimizde misafir etmekten çok memnunuz. İyi ki geldiniz. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz de çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Zaten aslında sosyal medyadan görüşüyorduk. Instagram üstünde iletişim kurmuştuk ama böyle yüz yüze tanışmak da bizim için çok keyifli oldu, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, güzel bir gündü bizim için. Güzel bir günü noktaladık, güzel insanlar tanıdık. Güzel bir röportaj yaptık. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Bu arada 10.000'e de çok az kaldı. Sizin desteklerinizle kanalımız her geçen gün birazcık daha büyüyor. Ama çok küçük bir hamle lazım. Belki tavsiye edebileceğiniz arkadaşlarınız, dostlarınız varsa tam zamanı diyebilirim. Yani yılı tamamlamadan herhalde son 100 kişi kaldı. Evet, 10.000'e. Son 100 kişi kaldı. 100 kişiyi tamamlarız diye düşünüyorum. Bir ufak destek daha olursanız böyle hızlıca tamamlarız dostlarımız, can dostlarımız değil mi? Candaşlarımız. Evet, evet bugünlük de bizden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öyle mi? Yani hemen ısınıyor. Geç keseriz orayı. Sıkıntı yok. Anneciğim. Şey yaptı herhalde. Mia mı şey yaptı? Bir şey çıkarmış diyor. Bir şey yaptım ya kesin. Ha. Takayım mı?
Tak bebeğim ya. Çok bir şey kötü gözüktü. Bak Silvestre'nin bozma. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şey, bebek ses çıkartıyordu. Emdiğini taktık. bir şey yapmıyor. Böyle yemiyor. Tamam çocuğu ellemeyin. Sakın, ellemeyin. Sakın ellemeyin bebeği. Herkesi doğaya doğru sürükledi. Gir Denizciğim. Evet, söylemek istediğim bir şey var. Evet, söyleşimizin sonuna geldik. Yok daha kapanışı sonra yapacağız. Hadi bir kahve içelim ya. Tamam. Ağzımız kurudu. Tamam.